Kastamonu'nun Tosya ilçesinden ben Bahar Evbaşı. Sabah okula giderken servise inerken köpek seslerini duydum. Ürkerek evden çıktım. Ondan sonra tam kapının caddeye çıktım ve bana doğru saldırmaya başladılar. Ben yetkililerin gerekenlerini yapmasını istiyorum. O anda ne hissettiniz? Çok korktum. Bir tanesi bir anda saldırdı ve ben yanından geçiyordum. Hiçbir şey yapmadım. Ondan sonra diğerleri de onun sesini duyup peşinden geldiler. Burada şu bölgede abi boş bir arazimiz var. Bu bölgede sokak hayvanlarımız çok. Biz de dahil olmak üzere yani hepimiz hayvanları sahipleniyoruz. Sahiplenmiyor değiliz. Bakıyoruz. Hani yemek veriyoruz. Onları incitmek istemiyoruz. Onlara zarar vermek de istemiyoruz. Ama bugün yaşanan vaka benim kardeşim belki bugün daha farklı bir boyutta ne bileyim zarar görebilirdi. Benim kardeşim bugün şanslıydı, kurtuldu. Ama yarın buradaki TOKİ sakinlerimizin çocuklarından biri, bu mahalledeki, bu okula giden öğrencilerimizden biri de zarar görebilir. Yani biz yetkililerden bu olaya el atmalarını, gereken önlemleri alınmasını, sokak hayvanlarının yani barınaklarda daha sağlıklı bir ortamda yaşama sağlamasını istiyorum abi. Biz bu sokak köpeklerine bir çare bulunmasını istiyoruz. Biz köpek hayvan karşıtı falan değiliz. Sadece toplanıp barınaklara gitmesini istiyoruz. Bugün benim çocuğum, yarın başkasınınki, hiçbir çocuklar zarar görmesin, hiçbir büyük insan zarar görmesin istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapsın yetkililer. Burada ikamet etmekteyiz. Kız kardeşim 7:40 geçe okul servisine aşağı caddeye iniyor. Buradan çıkıyor. Bu bölgeye geldiğimde şu arka bölgede 5-6 tane köpek ve yukarıda da 3 tane köpek var. Bu bölgeye geldiğinde sakince gitmek isterken korkuyor tabii ki. Oradan bir tanesi koşunca kardeşim panikliyor. Geri geliyor. Arkasına hiç bakmıyor. Sadece bu beni çok korkuttu. Şu direğe çarpıyor. Gördüğünüz üzere burası biraz daha alçak. Allah korusun buradan aşağı düşebilirdi. Benim tek üzüldüğüm ve korktuğum nokta bu. Buradan çıkıyor. Koşmaya giderken yukarıdaki köpekler de buradaki köpeklerin havlama seslerini duyduktan sonra onlar da kardeşime doğru saldırmaya çalışıyor. Kardeşim bu bölgeye yaklaştığında ikisinin arasında kalıyor. O esnada Allah razı olsun komşularımız yetişiyor ve köpekleri kovalıyor. O esnada da biz indik. Kardeşim tabii korkmuş ve ağlıyor bir vaziyetteydi. Yani bugün böyleydi. Yarın ne olacak meçhul. Mesela ben namaza geliyordum, önüme çıktı, ben aşağı eğileyim, yukarı kalkayım derken hepsi toplandılar. Allah'tan aşağıdan birisi geldi de kurtardı. Ben daha yeni geldim buraya, bilmiyordum tabii orada ne olduğunu. Öyle bir şey olmaz ya. Başkadan gelemiyor, elinde koca bir sopayla. Ben oradan geçmiyorum, bir daha buradan geçiyorum, yukarıdan geçiyorum. Yok. Yani ibadet etmiyor, şey yani. Gelemiyorlar. Bir çaresi olması lazım, yoksa ben belediyeye varacaktım. Fakat daha yeni geldim, gitmek istemedim ben.